Babalarımızın yaşadığı biz zaten anlattık arkadaşlara bu konuda. Bizim hedefimiz de bu zaten. Böyle oyunlar senelerde devam eder gelir ve dostluklar peşin peşinde gider. Kesinlikle hiçbir kimse şu ana kadar olan ya hiç kimse buradan dalga çıkmamıştır. Hiç mümkün değil. Böyle gülünür, eğlenir. Yani zopa yemeden çıkmak İşte zaten işin özelliği orada. Önemli olan o. Yani misafir de hakkını alıyor. Misafirin hala sahiline 9 vurdu. 9. Sizden biraz daha mı daha alacağınız var? Gerçek sene. Anlı olabilir. Misafir hakkını alıyor zaten. Misafir hakkını alıyor. Yıllarda giriyorlar oğlum bedava. Yani bir yemek yediriyorsunuz arkadan. Bir şey yapar mısın? Yok yok. Şüphesiz ya. İlçemizin çok kıymetli misafirleri ve halk edebiyatının en güzel örneklerini görebildiğimiz kıymetli Havaşla Köyü'nün çok kıymetli halkı hepiniz kıymetli muhabbete selam ediyorum. Efendim üzerimde bir stres vardı. Gerçekten ben bu stresi burada attım. Bu yılların stresiydi. Yıllardır böyle bir ortamda bulunmanın özlemi içinde varmış ki bugün gerçekten kendimi çok genç zinde hissediyorum. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese büyüklerin ellerinden hürmetle öpüyorum. Genç arkadaşlarımı da kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum efendim. Efendim ben böyle bir gecede böyle bir etkinlik olacağını bilseydim bir şiirle katılmak isterdim. Şiiri çok seviyorum. Ama madem ki fıkra dediniz abi. Bu gecede bizim de bir fıkramız olsun efendim. Aklıma gelen ilk fıkra. Efendim bu fıkra Halaçlar Köyü'nde geçen bir fıkra olsun. Halaçlar Köyü'nden bir beyefendi evinde hanımıyla hafif bir tartışma yapıyor ve evinden çıkıyor. Böyle yolda yürürken önünde bir şişe görüyor. Bir şişe, hiç görmediği bir şişe. Alıyor şişeyi eline, bakıyor. Allah Allah, buna ne şişesidir ki derken bu şişenin kafasını açıyor. Hani masallarda, fıkralarda bildiğimiz cin çıkar gelir. Koca bir cin. Adam ürkinmiş. Hiç böyle bir şey görmemiş, şaşırmış. Cin hemen demiş ki orada. Ey insan, dile benden ne dilersen. Yalnız öyle bir şey dile ki ikinci bir hakkın yok. Bizim Halaçlar bir sahile vatandaş ömrünü cin görmemiş ki, hep cin masallarda uyumuş, bir şeye benzetemediği içinden ne istesin, ne istesin? Geledenin soğuğundan, kışından, karından, yolundan bıkmış, aklına hemen şöyle bir şey gelmiş. Ya bu bize köyden İstanbul'a direkt bir yol, direkt bir yolumuz olsa ne olurdu, ne güzel olurdu. Hemen demiş İstanbul'a kadar bizim Halaçlar köyünden öyle bir yol yapalım ki İstanbul'a kadar ulaşsın. Başka hiçbir yerden oraya bir kimse de karışmasın demiş. O kocaman cin düşünmüş. Ya efendim şimdi oğlum bak Bolu Dağı'nı aşmak var, Bolu Dağı'nın sisi var. Efendim Suriyeleri doldurmak var. Efendim Sakarya'yı hep geçerken köprüsü var. Zor işlemiş ya. Hadi ben bu isteğini saymayayım, kabul etmeyeyim. Bir dilek daha yap. Bir dilek daha bulun. Dilekte daha bulun. Bizim Halaçlar o sahile vatandaş evinde hanımla tartışmış ya, hemen aklına o biricik hanıma gelmiş. Ya cin demiş, cin. Ya ben bu kadınları anlayamıyorum. Ne zaman sevinirler, ne zaman üzülürler, ne beğenirler, neyi isterler. Ya bana şu kadınları anlatsana demiş. Cin tekrar başlamış başını kaşımaya. Ya oğlum şu ikinci isteği bırak. Sen söyle demiş, İstanbul'a iki şerit mi istiyorsun, yok şerit mi istiyorsun? Efendim, bu zevki bize verdiğiniz için hepinize Allah razı olsun. Sağ olun. Hayır hocamıza teşekkür ederiz. Evet. Kes görüntüye, lütfen kes görüntüye. Şimdi... Git bir oraya geldi arkadaşlar. Kendisi öpüyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Şu köyün muhtarı kim komşular? Sözde bizi sayın hocam buyur. Ne emredersiniz? Buyurun. Maşallah.
Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Çiçek burnunda muhtar. Ay maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Hayır. Evladım. Böyle. Horasan'dan geliyorum. Horasan'dan mı? Evet. Çok uzaktan gelmişsin ya, hayret be. Şimdi 3 aylığında buraya görevlendim. 3 ay? Evet. Vay. Bu köyde çok cahil olduğu söyleniyor. Bu cahil olduğu için geldim ben. Allah razı olsun. Çok güzel tanıya geldik ben. Münasip. Sayın hocam. Müsaade ederseniz. Bunu 3 aylığı birer ay olmak üzere. Önce bir ay 6 kişi veya 7 kişi okutalım. Onlar hafız olduktan sonra. O 7 kişi de diğerlerini okusun. Müsaade olursa yani daha biraz hızlandırılmış. Çok memnun oluruz. Çok gerçekten bundan daha büyük nimet olur ya. Ya bundan daha büyük nimet olmaz. Cahiller evet. Bir önce kurtulsunlar ya. Yani. Peki Sayın Hocam, sizin bu cahilleri seçme gibi bir yeteneğiniz var mı? Diğer insan burada görür mü cahilleri sen? Yoksa ben... Bu cahilleri gözünden anlarım ben. Öyle mi? Yani, neler var neler bizde. Hay maşallah. Hay maşallah maşallah. Hocam sana şöyle bir sandalye alalım oturur musun? Öyle istersen. Bir sandalye getir hocam. Çabuk alalım. Çabuk alalım. Şimdi... Sen Erci. Motor ben şey yapıyorum. Hak etmez. Ne yapıyorsun oğlum? İlk kez masaya. Tamam. İlk kez masaya. Seçelim önce. Buradan bir eğitime sokalım. Doğru hocam. Mümkün. Biraz çok esrarlık yok. Seçelim bir şey. Peki. Siz seçin. Ya gözünden anlar ya. Ya biz istiyorduk bir tane. Mevla verdi iki tane. Bir de hoca istedik. Hadi bak. Sen gel alalım. Vay anam. İyi gelsin valla. Sen gel alalım. Şöyle durun. Şu an böyle bir hocam artık şöyle. Şöyle şöyle. Bu da Cafer'a bak. Cafer'a bak. Tamam rahatsın. Rahatsın. Tamam sakin. Rahatsın. İkinci üç aylığa girersin. Var mı dur dedim ya. Ben dedi Cafer'a. İki. Şöyle biraz yaklaşık. Şöyle yapın şimdi. Yapamaz şöyle bak tamam. 7 tane adam seçiyor diye. Sörflerden de seç, hafızlardan. Bu bilir, bu gözünden anlarım. Herhalde sana geldim. Ben de hocaya sakallamam. O adam cahil olduğuna Biraz yaklaşın şöyle bak. Yaklaş yaklaş. O çevir şey yapma. Gel şakırı çevir. Çevir. Kameraman şey var mı? Esmer görüyor musun? Tabii. Sen ayarlayabilirsin şimdi böyle. Şöyle yapabilirsin. Tabii. Şimdi önce ben okuyacağım. Ondan sonra siz okuyacaksınız. Anlamadığınız durumu olduğu zaman tekrar ikinci bir defa tekrar söyleyeceğim. Anlaşıldı mı? Ben okuyacağım, ondan sonra siz okuyacaksınız. Biraz daha yaklaş. Tefavuz başla. Atacım, atmacım, pilavacım, el patlıcanı min el gaba. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok hocam ben dedi. Daha tekrar edelim mi? Mikrofonu ver Sayın Başkan. Tamam. Tamam verin. Mikrofonu.
Tamam. Ben gerekenden faydalanmasayım. Tekrar okuyorum. Ataydım atmadım biladım elbap ricanı minel gaba. Ama şimdi herhalde. Şimdi baştan bir okudalım. Ataydım atmadım canım minel kaba. Derler mi var? Hatta kim ilahetim var kaba. Hocam orada çıkıyor. Hocam orasın mı? Bismillah çekmiyorlar. Besmele sığır mı? Atakum, atmanakum, lakum, lakabak. Maşallah, ilanım var. İlanım var. Atakum, atmanakum, pilavetum, hafı canım, lakabak. Bravo, bravo. Kızlandırın şu eğitim çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Hafız, bravo. Entekum atmekum pilavetin patlıcanım ilel kabak. Bravo. Çok güzel. Şimdi bazılarımız biraz geç anlıyor galiba. Şu benim takımlarımı göreyim bakın. Eskiden sandalye yoktu hocam, diz çöküyor. Modern mi? Peki, diz çökerim. Evet, değerli adım sizden başlıyoruz tekrar. Bak, hepimiz öğrenciler, bazı öğrencilerimiz gayet öğrendi. Buyurun, sizden bekliyoruz. Bir dakika, ben o zaman beraber okuyorum. Hiç ettiğe gerek yok. Dolaptaya gerek yok. Bunu öğreneceğiz, hiç öyle yok. Hiç öyle yok. Şuna düz kunduralım, düz kunduralım. Atacım, atmacım. Pilavetim, elbap ricanı, minel kaba. Güzel değil mi? Atmakum, atmam ricanı. Pilavetun minel kabak. Kabak. Atmakum. Atmakum. Pilavetun patlıcanı minel kabak. Atmanakum, atmanakum, patlıcanı minel kabak. Pilavetun minel kabak. Kabak. Hadi yavrum açın. Allah'a ekibak kabak. Yavaş önce yavaş. Atakum etmakum pilavetum patlıcanı minel kaba. El patlıcanı minel kaba. Atakum etmakum.